Merhaba, Var Olma Lüksü Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Amanov. Sosyal medyanın hayatımıza getirdiği pek çok kolaylığı ve teknolojisi yanında etik kuralları ihlal etmesi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Sosyal medyanın kullanıcı türevli olması, siyasilerin gücü ellerinde bulundurmak istemesi ve ticari kazanç sağlamak isteyenlerin etik ihlallere neden olduğu bir gerçektir. Kullanıcıların sosyal medya ortamlarında paylaşım sınırlarını çizememesi Özel hayata dair her şeyi paylaşması, kişisel bilgilerini cömertçe ortaya koyması, bulunduğu yerlerde beraber olduğu kişileri etiketlemesi güvenlik sorunlarına neden olabilmektedir. Kendileri dışında çocuklarının da sosyal medya ortamlarında fütursuzca bulunmasını denetlememeleri veya denetleyememeleri sonucunda da kavramın tam tersi, asosyal bir neslin yetişmesine engel olamamaktadırlar. Sosyal medya ortamlarında özel yaşamın gizliliği Kullanıcıların yoğun reklamsal içeriğe maruz kalması, dilin kullanımı, genel ahlaka aykırı içerik paylaşımı, spam bloklar, sahte kimlikli profiller, yanıltıcı etiketleme ve başlıklandırma ve nefret söylemleri etik ihlaller arasındadır. Sosyal medya ortamlarında kullanıcıların silinen bilgilerinin dahi bellekte toplandığı akıldan çıkarılmamalıdır. Facebook ve benzeri birçok sosyal ağ kullanıcılarının bilgilerini satmaktadırlar. Örneğin, sosyal ağlarda sözlü veya nişanlı olduğu belirtilen kullanıcılara mobilya, gelinlik damatlık, ev dekorasyonu ve benzeri düğünle ve evlilikle ilgili bilgi ve reklam içeren e-postalar firmalardan gelebilmektedir. Bir başka örnek ise sosyal ağlarda yapılan mesajlaşmalarda araba satın alacağını yazan bir kullanıcıya da otomobil firmalarından e-postalar gelmektedir. Bu da firmaların kullanıcıların evlilik hazırlığı içinde olduklarını veya otomobil almak için araştırma yaptıklarını bildiklerinin bir göstergesidir. Etik ihlaller karşısında içerik sağlayıcı ve denetim kurullarına sorumluluklar düşmektedir. Ancak en büyük sorumluluk kullanıcılara aittir. İnternette paylaşılan hiçbir bilginin gizli olmadığı göz önüne alınarak paylaşımlar yapılmalı, hatta mümkünse paylaşımlar minimum seviyede olmalı gizli kalması gereken bilgiler internette paylaşılmamalıdır. Her ne kadar etik ihlaller karşısında yasa koruyucular, kurullar, dernekler tarafından bir çaba harcansa da hiçbir çaba kullanıcının bilinçli olması ve öz denetimi kadar etkili olmayacaktır.